Merhaba değerli Balıkesir Posta izleyenleri. Çuvaldız programıyla karşınızdayız. Programımız yine dolu dizgin siyaset ile devam ediyor. Bugünkü konuğumuz yeniden Refah Partisi'nin 650 Belediye Başkan adayı Fatih İnceboy. kendisini konuk edeceğiz. 650 soracağız, Balıkesir e soracağız. Güzel bir program bizi bekliyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Meraz olsun. Bizi kırmayıp geldiğiniz için biz teşekkür evet. ederiz. Başkanım, isterseniz hızlıca bir giriş yapalım. Yani sizi tanıyoruz yakından. Evet. Balıkesir'de çok yakından tanıyor, seviyor. Biz de basın vasıtasıyla sürekli takip ediyoruz sizi. İsterseniz kısaca bir sizi tanıyalım. Evet. Seçmenlerimiz de sizi merak, merak edenler mutlaka vardır. Öyle programı bir giriş yapalım. Evet. 1976 Balıkesir doğumluyum. Annem babam Merkez Akçaköy'den. 93'te EMMT'mi bitirdim. Akabinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra meslek hayatıma başladım. Bununla beraber ticaretle uğraştım, hayvancılıkla uğraştım. Birçok STK'da görev aldım. 25 yıldır da serbest klinisyen olarak çalışmaya devam ediyorum. Tabii öncelikle burada mübarek Ramazan ayını tüm Balıkesir'lerin, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii biz ister istemez yerel siyaset konuşacağız. Hı hı. Tabii ki bir taraftan onu söylemeden geçemiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Ne kadar işte e, yerelde Ahmet kazanacak, Mehmet kazanacak, A kazanacak, B kazanacak diye konuşulurken Gazze'de katliam devam ediyor. Doğu Türkistan'da katliam devam ediyor. Myanmar'da insanlar aynı sıkıntıyı yaşamaya devam ediyor. Ancak bunu siyasi, yerel siyaseti konuşmak zorundayız. Yerelde başarılı olursak, genelde de inşallah iktidarda iradeyi alırsak buralarda müdahalemiz olacak. Oradaki kardeşlerimize de dua ediyoruz. Sayın Başkanım 6 Eylül'ü e niçin tercih ettiniz? Fatih İnceboy niçin 6 Eylül Belediyesi'ne başkan evet. adayı oldu? Evet. Bizde teşkilatta her şey istişareyle karar alınıyor. Tabii çok uzun konuşmalar oldu. Uzun yoğun böyle istişareler yapıldı. Bizim e, şahsen Büyükşehir'e aday olmamız konusunda çok yoğun böyle talepler vardı. Teknik olarak biz de öyle düşünüyorduk ancak bir yaklaşık bir 25 yıl kadar 6 Eylül'de bir geçmişimiz var, meslek hayatımız var. Birçok firma, birçok teşkilat, birçok parti şunu yapıyor işte birçok e, dernekle anlaşıyor, anket firmasıyla anlaşıyor. İnsanların görüşleri ne, bakışları ne bunları ölçmeye çalışıyor. Biz öyle bir şey yapmadık hiç. Biz zaten sahadaydık hep insanların içerisindeydik temas halindeydik. Görüştüğümüz insanların hep talep ettiği şey 6 Eylül'de yeni bir hikaye yazmamız konusunda bir talepkar oldular. Biz de bunun artısını eksisini değerlendirdik. 6 Eylül'ün bize daha uygun olduğunu, 6 Eylül'de muvaffak olabileceğimizi düşündük ve oraya aday olduk. Şimdi başkanım hani e, aslında bu e, şu aşamada sizi doğrudan ilgilendirmiyor ama Kamuoyun'un merak ettiği bir durum var adaylık adaylar adaylıkların belirlenmesi sürecinde e, biliyorsunuz e, eski e, Ak Partili belediye başkanı Hasan Avcı'nın durumu var. Evet. Şimdi o da kendisi de bağımsız olarak aday. E, siz de e, adaysınız evet. 6 Eylül'de dediğim gibi hani aslında sizi şu an ilgilendirmiyor fakat kamuoyu tabii bunu merak ediyor. Orada bir süreç oldu. Evet. E, yeniden Refah Partisi ile bir dirsek temas haline girdi, bir görüşmeler oldu. Hatta Hatta biz basın olarak takip ettiğimizde evet. o süreçte sağdan da aldığımız dönükler hep yeniden refahtan çıktığında böyle farklı bir konsens soluşu Güçlü bir şekilde bir şeyler oluyor deniyordu ama evet. biraz böyle kapalı kaldı. Ne olduysa siz de o dönem... 5 tane adayımızın Balıkesir'de 6 Eylül'de çok konuşulduğunu biliyoruz. Tüm adayların Balıkesir için 6 Eylül için hayırlı hizmetler için yola çıktığını da biliyoruz. Hasan Bey de aynı şekilde bu adaylardan bir tanesi. O dönemde biz kendisine geçmiş olsun anlamında bir telefon etmiştik adaylığı. Herkes tarafından bekleniyordu çünkü. Baktığımızda şehirde 6 ile dokunduğu bir şeyler ürettiğini halk biliyordu. Aday da gösterilir diye bekleniyordu açıkçası hı hı. veya şahsen biz öyle hissediyorduk bilmiyorum. Geçmiş olsun telefonundan sonra dedik ki başkan devam etmek istersen burada da bir kapı var. Sen milli görüş gömleğine biraz uyarsın. Milli görüş gömleği biraz ağırdır, hı hı. sıkıdır. Ee, herkesin taşıması zor olur. Yani herkese de teklif edilmez. Hasan Bey'de de üzerine bir iki dokunuşlarla uyabileceğini düşündük. Ancak onun kendi tasarrufu değerlendirdi ve bağımsız çıkmaya karar verdi. Onun için onun görüşlerine saygı duyuyoruz. Biz kendisine de şunu söyledik, ee, şayet o 6 Eylül'de aday olsaydı şahsen ben, çok rahat edecektim. Şimdi 6.50 biz e, dolaşıp 6.50 alacağız Allah'ın izniyle. Bizi yoracak, başka bir şey olmayacak. Şimdi başkanım sağdaki seçmenle, vatandaşla temas ettiğinizde e, nasıl dönüşler alıyorsunuz? Sizden beklentileri nelerdir? Size nasıl tepki veriyorlar? onlara gireceğim fakat yine e, ben e, il başkanı, eski il başkanı olmanız da çok büyük e, artısı var benim açımdan. E, ...manen acımdan. hala il başkanı sayılırım. Çünkü bütün ilçeler bizde öyle bir şey var. Resmiyette görevimiz tabii ki bırakmak zorundayız. İstifa ediyoruz ama hala il başkanı gibi arkadaşlarımız arıyorlar biz de onlara gereken tavsiyelerde bulunuyoruz raporlamayı hala bize veriyorlar hı hı. yani e, kağıt üzerinde il başkanı değiliz ama manen hala il başkanlığımızda devam ediyor gibi şimdi tam da onunla alakalı soracağım şimdi e, aslında yeniden refah partisinin e, yerel seçimlerde izlediği yolları haritasıyla alakalı bir soru soracağım bunu gerçekten e, biz basın olarak da yerel basın olarak da merak ediyoruz vatandaş da merak ediyor yeniden refah partisi e, geçtiğimiz yerel seçimlerde bir ittifakın içerisinde evet, yer aldı. Evet. Meclise girdi. Daha sonra yerel seçimlerde ayrı adaylarla seçimlere girme kararı Tabii. aldı. Fakat biz izlediğimiz kadarıyla seçmen nezdinde değil ama Özellikle AK Parti yöneticileri ve teşkilatları sanki yeniden Refah Partisi kötü evet. bir şey yapmış, yanlış bir yolda gidiyor. İşte partiye, yani ittifaka ihanet etmiş. Sanki böyle bu seçime aday çıkarmaya hakkı yokmuş gibi bir tavırın içerisine girdiler. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya bunu iki başlık altında geçmek lazım. Birincisi önce bir şeye dönelim, çok az geriye dönelim. Hı hı. İttifakın yapıldığı döneme dönelim. İttifaktaki diğer Cumhur ittifakındaki diğer partilerin hiçbir söylemi olmadan BK meselesi deyip AK Parti'yi desteklediler. Direkt geçtiler. Hı hı. Yeniden Refah Partisi şerhli geçti. Dedi ki biz önce ittifakta yokuz. Niye yokuz? Çünkü sizin izlediğiniz yol e, bizim milli görüşün temel esaslarına uymuyor. Hı hı. Kabul etmedik. Sonra 30 tane madde yönlerine koyduğumuzda imzaladılar iki teşkilatında genel sekreteri ona imzadı. Bu ne demek akitleşmek? Biz sizinle aramızda bir sözleşme yapıyoruz. Hı hı. Sözleşmede 30 tane madde koyduk. Birden 30'a kadar. Bunlar ekonomik sistemden, eğitimden, adalet sisteminden, dış siyasetten, kamuda atamalardan hepsini kasteden aslında ülkeyi inşa edecek 30 tane madde. Hı hı. Ya iktidar ne dedi bunu? Tamam kabulümüz. Biz bu programları yapacağız. 30 maddeye uyacağız. O zaman siz de gelebilirsiniz. Biz de geliriz dedik ve anlaşmayı yaptık, imzaladık. E peki aradan yaklaşık bir yıla yakın zaman geçti. Biz tabii ki seçime girerken beş vekil çıkartacak oydan bir vekil çıkardık. Bu matematiği de unutmayalım. Yani biz ittifakın ortak amlemle girseydik, yaklaşık 20 tane milletvekilimiz çıkması gerekirken biz 5 tane vekil çıkardık. Niye razı olduk? Biz kendi e, ölçümüzü görmek istedik, rakamsal değerlerimizi görmek istedik. Hı hı. Biz 3-4 yıldır halkın içinde siyaset yapıyoruz. Karşılığımız ne? Bunu görmek istedik. İşin özetinde 30 tane maddeye mutabık kaldık mı? Kaldık. Geçen süreye baktık. Hangisi uygulanmış? 0.0x uygulanmış. Hı hı. Yani bir madde uygulanmaya çalışılırken kapıdan dönmüş. Hı hı. İşte mülakat maddesi ...mülakat maddesinde ne diyorlardı... Ee, ...öğretmen... ...95 almış KPSS'de... ...diyerek 52 almış... ...52 alan atanıyor 95 alan... Hı hı. ...burada ne var mülakatta o zaman... ...sen bütün üniversiteleri... ...profesörü, akademik kadri... ...PDR dersleri, psikolojik danışmanlık dersleri... ...almış, onayı almış... ...öğretmen olabilirsin demişsin şahsa... Hı hı. ...ondan sonra geliyorsun gel bakalım diyor... ...ben seni bir test edeceğim... ...sen öğretmen oldun mu... ...e o zaman o üniversiteleri kapatalım... ...bir halk eğitim kursu açalım... Evet. İktidar mülakat ekibi gelsin burada bu eğitim versin. Bizim demek istediğimiz orada ittifaktaki sözleşmelere uyulmadı. Bu halk nezdinde de karşılık bulmadı. Bununla beraber ikinci ana madde de şudur ki herkesin kendine göre bir siyasi görüşü var. Biz şunu Hı. mu yapmamız gerekiyor? O zaman iktidar AK Parti ve ittifakı ve onun karşısındaki insanlara bir anket yapalım kaç kişi çıktı bir tanesini veya yazı tura atalım onlar iktidarın Cumhur İttifakı'nın karşısına rakip geçsin. Yok böyle bir şey. Benim siyasi bir görüşüm var. Düşüncem var. Hı hı. Ben bununla halka çok iyi hizmet edeceğime inanıyorum. O zaman yerel siyasette beka meselesim var? Ne meselesi var? Bu çok yanlış bir algı. Yani 17 tane aday var. 6 Eylül'de sadece 17 tane aday var. Niçin sadece yenilen Refah Partisi'nin adayını konuşuyorsunuz? İyi O zaman iyi partiye çıkmasın. CHP'de çıkmasın. işte e, Saadet Partisi'de, Büyük Birlik Partisi de çıkmasın. Türkiye İşçi Partisi de çıkmasın. Hiçbiri çıkmasın o zaman. Yani e, niye neye uygun görüyorlarsa bir tane rakip seçsinler. Hatta halk da seçime gitmesi ya atalım. şuna katılır mısınız peki? yani Ak Partinin bu kadar yeniden Refah Partisinin aday çıkarmasıyla ilgili bu kadar tedirgin olması veyahut da e, farklı algılar üretmeye ya da söylemler söylemeye çalışmasının sebebi e, çok fazla aslında potansiyeli gördükleri için ya da neler olabilecekte neler olabileceğini tahmin ettiklerine kaynaklanıyor olabilir mi ee, hatırlıyor musunuz? Yani sadece soru cümlesindeki mi ekini kaldırdığımızda. Ee, tekrar dilersak bu cümleyi aynı cevabı vermiş olursunuz. Biz e, yani Erbakan hocam 28 Şubat'ta teşkilatımız partimiz Refah Partisi kapatıldığında çok feraset gösterdi. Dedi ki şunu hatta o zamanki başbakan şunu demişti. Refah Partisi'ni kapatmak yetmez üstüne beton dökmek lazım demişti. Yani her şeyiyle kapatmamız gerekiyor. Erbakan hocam da tebessüm ederek demişti ki milli görüş öyle bir şey ki Volkan olup patlayıp çıkacak. Elhamdülillah genel başkanımız sayesinde yaptığı ahlaklı siyaset sayesinde nazik siyaset sayesinde, zerafetli siyaset sayesinde ve herkes problemi söylüyor ama bizim genel başkanımızın ne olur takip edin. Problem budur, çözümleri de budur diye çözüm de sunan, yolda metot da gösteren bir siyaset uyguluyor. E bunun sonucunda ne oluyor? halk insanın gönlüne dokunmaya başladıktan sonra durduramazsınız. Bir çiğ oluyor bu, geliyor. Bunu göreceksiniz. Bu yerel seçimlerde inşallah yeniden Refah Partisi sizlerin bile matematiksel olarak tahmin etmediği bir noktaya gelecek. Hı hı. Bunlar işte yerelden genele bizi iradeye elimize geçmesinde 2028'de iktidara ele almamıza, iktidara geçmemize vesile olacak inşallah. Bu seçim zaferleri ve seçimlerde uygulayacağımız siyaset de bunu söylüyoruz yönetim şeklini. Bizim ısrarla söylediğimiz şey yani diğer partiler mesela Balıkesir'e diyorlar ben bütün aday arkadaşlarının hepsiyle görüştüm, hepsiyle kardeş gibi olduk. Çok nazikçe geçiyor 6 Eylül'de. Bilmiyorum diğer ilçelerde nasıl da 6 Eylül'de o kadar nazikçe geçiyor ki siyaset. Herkes birbirini gördüğünde tebessüm ediyor. Bu çok güzel bir şey. Yani demek ki biz yerel siyasette yol almaya başlamışız. İnşallah bu genel siyasete geçer. Ancak bakıyorum ben diğer arkadaşların metotların hepsinin aynı. Farklı çözümleri var. Hepsi aynı. Diyoruz ki biz siz otobüsün şoförünü değiştirmeye çalışıyorsunuz. A partisinden mi olsun B partisinden mi olsun. Hı hı. Ya diyoruz ki biz kardeşim otobüsün güzergahı yanlış. Biz komple güzergahı değiştireceğiz. İnşallah bununla bir tane ilçede başardığımızda halkın gönlüne dokunduğumuzda İktidarda arkasından gelecektir inşallah. Ee, Sayın Genel Başkan'la ilgili e, devam edeyim ben. Sayın Genel Başkan'ın aslında e, çok keskin ve net söylemleri var. Evet. E, aslında her ne kadar Yeniden Refah Partisi'ne yeni bir siyasi parti muamelesi yapılmış olsa da aslında evet. kökler çok, çok, derin. Iyi, çok ee, derin. Biz tabii hani o söylemlerin aslında nereden geldiğini ve olayın nereye gidebileceğini de tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Fakat evet. hani hem yeni jenerasyon olsun, hem e, siyasette evet. biraz görmek istediğini görmek isteyen kitle aslında Yeniden Refah çok ciddiye almak istemiyor. Fakat şimdi e, yine yerel yerele döneyim ben. E, Sayın Genel başkanının Fatih Erbakan'ın bu keskin tavrını iki türlü yorumluyorlar. Yerelde AK Parti'li AK Partili adaylar ve teşkilatlar şöyle bir söylem geliştirmişler. Bunu biz kendimiz şahit olduğumuz için soruyorum. Refah Partisi'nin bu çıkışını, Sayın Genel Başkan'ın çıkışının yerelde aday göstermiş olmasının işte bir takım anlaşmazlıklardan dolayı olduğunu, bir güç gösterisi olduğunu kendilerinin seçimin son günlerine doğru yeniden Refah'ın adaylarının AK Parti adayları lehine e, çekileceğini ona destek vereceğini söylüyorlar. Böyle bir ütopya oluşturmuşlar kendilerince. Evet. E, bazı başkanlar bunu dillendiriyor, adaylar bunu dillendiriyor. Bazıları da kendi seçme kitlesini ve teşkilatları tutmak için böyle bir dedikodu çıkartıyor ortaya. Yeniden Refah'ın seçimin son zamanlarında AK Parti lehine veyahut da herhangi bir aday lehine çekilme durumu söz konusu olabilir mi? Ben buradan özellikle AK Parti teşkilatlarının ve o teşkilatlara yakın Kişilerin bu cevabı çok merak ettiğini düşünüyorum. Ee, i̇şte 90'lı yıllarda böyle biraz absürük espriler yapan böyle kitaplar vardı. Değişik bir espri tarzı vardı. Son Sözleri diye bir şey vardı hatırlar mısınız? Evet. Derdi ki işte mesela e, bir Fenerbahçe'nin Galatasaray türbününde bak şimdi şampiyon Fener diye bağıracağım deyip. Böyle bir söz söylersiniz e, bu tamamen algı oluşturmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlar e, bu algıyı yapıp yaymak, algıyla insanları yönetmeye çalışıyor ama bu devir geçti artık. İnsanlar sorguluyorlar, araştırıyorlar. Bir de bunu kendi sırça köşklerinde böyle oturup karar veriyorlar. Diyorlar ki biz hakikaten insanlara etki ediyoruz. Biz konuşmasak bile bir hareket yaptığımızda insanlar bizi anlıyor diyor. Bunu biz şeye benzetiyoruz. Bir profesör Akademisyen asistan öğrencilerini almış işte bir test hazırlarken Anadolu insanlarını gezerken bir çobanların yanına gitmiş. Hı. Demiş ki bakın şimdi demiş, ben akademisyenim o kadar donanımlıyım ki vatandaşla konuşmadan anlaşabilirim. Nasıl yani demiş. Seyredin beni demiş çobanın yanına gitmiş hiç konuşmadan şöyle bir tane daire çizmiş. Çoban gelmiş ortasına bir tane çizgi çekmiş. Ee, hoca böyle yapmış. Vatandaş da çoban da böyle yapmış. Hı hı. Ondan sonra birbirlerine kafa selam vermişler ayrılmışlar. Asistanlar demiş ki hocam muhteşemsiniz nasıl konuştunuz ne dediniz demiş. Ya demiş bak gördün mü demiş ben o kadar iyi iletişimciyim ki dünya yuvarlaktır dedim o da ekvatoru çizdi ortaya demiş. Hı hı. Ya demiş hocam biz bunu anlayamadık İşte sonra ne dediniz ben Allah bir dedim o da Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir dedi demiş. Çok güzel demiş hocam, muhteşemsiniz falan böyle. Arkasından çobana sormuşlar, çoban arkadaşları demişler ki, nasıl anlaştın koca profesörle falan? Ne dedi profesör sana? Vallahi demiş, akşama bir tepsi börek var dedi demiş. Ben de yarısını alırım dedi demiş. Hepsi benim dedi gözünü oyarım dedim demiş. Yani bunlar sırça köşelerinde zannediyorlar ki böyle yaptıkları anlattıklarıyla halkın gönlüne bu böyle geçiyor. Yok böyle geçmiyor. Halkın feraseti halkın kendi seviyesinde. Bunlar onların anladığı seviyenin üstünde anlatmaya çalışıyorlar ama halk bizim ne demek istediğimizi çok daha iyi anlıyor. Yani bunlar aslında bir nevi ee, gelecek olanı görüyorlar kendilerince e, hem teşkilatları diri tutmak hem seçmene bir şekilde evet. e, nabzına göre şerbet vermek e, diri tutmaya çalışıyorlar evet. anladığım kadarıyla evet. yani bir çekilme herhangi bir şekilde e, destek verme söz konusu değil. Kesinlikle Bunun net bir şekilde... siz düşünebilir misiniz? Bu şu demek oluyor ee, yani biz 2012'den beri genel başkanı takip ediyoruz, genel başkanımızla beraberiz. Hı hı. Ee, parti kurulmama konusunda da çok gayretleri vardı. Diğer teşkilatın içerisinde kalıp milli görüşün temel esaslarını da devam etsin. Hı hı. Ancak o çizgiyi takip etmediği için e, parti kuruldu. Çok emek verdik emin olun ne çektiğimizi siz bilemezsiniz çok uğraştık madden manen teşkilatlanmak 81 ilde 922 ilçede teşkilatlanmak öyle kolay şeyler değil hı hı. böyle atıp tutmak da olacak şeyler değil. E Bu noktaya geldikten sonra bu kadar emekten sonra bu tamamen siyasi bir intihar olur böyle bir olasılık hı hı. E, bizim genel başkanımız bu siyaseti 3 e, günlük 5 günlük için yapmıyor yani yaşanabilir bir Türkiye yeniden büyük bir Türkiye yeni bir dünya düzeni kavramında yola çıktığı siyaset mücadelesinde böyle hemen en baştan pes edeceğini hiç kimse tahmin edemez herhalde. Aslında e, biz e... Şimdi basın olarak çok rahat konuşuyoruz siyasi karakterlerle. Ee, aslında şöyle de bir durum var. Bir taraftan e, Yeniden Refah Partisi'nin adaylarının geri çekilip e, onlara destek vereceğini söylerken bir taraftan da işler ters giderse e, kendilerinin şu an taban olarak gördüğü kitlenin büyük bir bölümünün Yeniden Refah Partisi'ne geçeceğini e, öngörüyorlar. Birazcık da oyun hani sanki böyle... Oyun bozulmuş, elinden şekeri alınmış gibi böyle bir Yeniden Refah Partisi. Aslında bu ne kadar partiyi ciddiye aldıklarını, Tabii. Yeniden refah ne kadar ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu, nasıl geldiğini, asayi evet. seslerini birazcık evet. gösteriyor gibi. Bu sorunlar, o partilerin sorunları diyelim artık geçelim Biz o kısmı. İsterseniz 6 Eylül'e gelelim. Şimdi sağda. Yıllardır 6 Eylül bölgesinde mesleğiniz evet. gereği de zaten sahaya hakimsiniz. Birçok insan evet. sizi tanıyor, birçok insan sizi seviyor. Ee, yani biz bunu da gördük. Karşılığınız çok ciddi bir şekilde var. Ee, tabii bu seçimlere nasıl yansır, nasıl bir çalışma planınız var? İsterseniz oraya girelim. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Evet. Ee, 6 Eylül'de nelerle karşılaştınız? Sağda nasıl bir çalışma yaptınız? İsterseniz evet. onları dinleyelim biraz ya sizden. Biz, seçim çalışmaları klasik ee, Diğer teşkilatların, diğer partilerin hakikaten az önce size de aşağıda sohbet ederken hı hı. ekonomik güçlerinin ne olduğunu sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Biz bunu şuna benzetiyoruz. E, daha hata olmaz. Yani bir mücadele, savaş anlamında değil ama bir savaş alanında onların tankları var, topları var, tüfekleri var, uçakları var, uçak gemileri var, e, nükleer silahları var. Hı hı. Bizim elimizde bir tane diren var. Yani diren diye kastettiğimiz şey ne? bir resmimizin olduğu parti ambleminin olduğu broşür arkasında da kısa özgeçmişimizin biyografimizin olduğu bir el broşürü başka bir şeyimiz yok çok büyük güçleri var emin olun iktidarın ve diğerlerin tarifsiz asimetrik bir mücadele bu ekonomik anlamda yani biz şuna bakıyoruz sokaklardaki billboardlara reklam panolarına ya bize daha önce kongre yaparken afiş asmamıza müsaade etmedik her yerler kaplanmış Sağa dönüyorsunuz sola dönüyorsunuz yani öyle bir algı yapılıyor ki en çok kimin resmini görürseniz ona vereceksiniz. Yok öyle bir şey. En çok gönlüne kim temas ederse oy ona verilecek. Doğru. Bizim reklam çalışmalarımız konusunda size programın başında e, teşekkür ederken belki siz klasik bir cümle olarak anladınız. Ya, hakikaten bu nazik davranışınız bizim için çok önemli. E, biz basında yer alamıyoruz. Reklam panolarında yer alamıyoruz. Billboardlara çıkamıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Ekonomik gücümüzden kaynaklanıyor. Ee, onların e, yasal hakları çok rahat kullanmasından kaynaklanıyor. ya asimetrik bir mücadele var. Hı hı. Biz sahada nasıl çıkıyoruz? Sabahleyin biz milah deyip çıkıyoruz. Emin olun herkese tek 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 dokunarak gidiyoruz. Kırsal mahallelerden başladık, şehre indik, şehri geziyoruz, dolaşıyoruz, tek tek geziyoruz. Biz şunu arzu ediyoruz. Yeter ki insanlarla böyle bir göz göze gelelim, biraz sohbet edelim. Hı hı. Tek telaşımız, kaygımız seçim çalışmasında bu. Yeteri kadar insana temas edememek. Yoksa onlarla biz temas etsek halkla. Çünkü gönülden gönüle bir yol var. Ee, bunlar işte çok resim koymanın, e, çok billboard kaplamanın bir önemi yok. Bu, bu başarı gibi zannediliyor ama bu televizyonculukta siz daha iyi birisiniz. 24. saniye ne varmış? Böyle bir soğuk içecek geçermiş veya işte hı hı. karbonhidratlı bir besin geçermiş. Hemen arada insanlar koşuyor. Bilinç bil, bil altına, bil iç altına hı hı. işlemek için. Şimdi 24. saniye kuralı böyle her yere resim koymak ama siz o kadar çok koymuşsunuz ki sadece bir saniye kalmış boşluk orada da bizim resmimiz. Ne oldu iş tersine döndü şimdi. 24. saniye değil 1. saniye hikayesi başlayacak inşallah. Milli görüşte anlayacaklar, bizi görsünler, bize temas kursunlar, iki dakika ayırsınlar. İnşallah biz projelerimizde, kendimizde onları anlatacağımızdan eminiz. Vatandaşların peki karşılaştığınızda, siz yani talepleri nelerdir? Yani yeri, ne bekliyorlar e, sizden, en fazla aldığınız sorun, şikayet veya da istek nedir? Mesela aslında e, sorun, şikayet, istekten ziyade çözeltilerin böyle doygunluğa ulaşması vardır ya, mesela bir şeker, çaya şeker atarsınız, ilk 3 5 6 7 8 erir de hı hı. doygunluk seviyesine ulaştıktan sonra o şeker orada erimez. İşte vatandaş doygunluk seviyesine ulaşmış bazı olaylarda. Vatandaş biliyor musun? emin olun bize sorundan bahsetmeyi falan da geçiyorlar. Talepten bahsetmeyi de geçiyorlar. Diyorlar ki gelebileceksiniz, sizinleyiz. Hı. Ha biz şurada şunu anladık. İşte o bahsettiğim çözeltinin içerisindeki doygunluk yeter demenin vakti gelmiş artık diyorlar ki bir çıkış noktası arıyorlar. Bir kaçış rampası arıyorlar. Biz de onlara fırsat buldukça biz kaçış rampası değiliz ha. Biz hakikaten güvenli bir limanız. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani onlar kaçış rampası olarak bir, bir, bir ya şunu değilsin de kim gelirse gelsin mantığı yok diyoruz. Biz öyle bir şey yok. Biz güvenli bir limanız. Anlattığımızda hakikaten geliyor musunuz? Geliyoruz diyoruz ve inanıyorlar. Emin olun bizim tahmin ettiğimizde etkileşim çok üzerine çıktık. Ben e, aslında diğer programlarda söyleyecektim bunu da e, bu programda söyleyeyim. Biz kendimiz de sağdan e, vatandaşlarla yaptığımız görüşmede, konuşmada büyükşehir e, olsun, ilçelerdeki e, durum olsun, adaylar olsun, seçmenin proje anlamında bir beklentisi yok. Ben onu gördüm bu e, yerel seçimde. Yani adaylarla ilgili projelerine değil de Yine farklı bir seçmenin anlatmak istediğimi anlarsınızdır. Evet. Farklı bir bakış açısı var bu seçime. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya bu aslında yaklaşık bir 15-20 dakika önce dedim ya biz şoförün kim olacağına karar vermeye çalışan insanlar. Biz şoförün yönünü değiştireceğiz. Vatandaş aslında yerel belediyeciliğin yapması gereken görevlerin ne olduğunu bilmiyor. Yani ufak kaldırım taşı döşenmesi, hı hı. kanalizasyon işleri, yani e, çevre temizliği. Bakın biz belediyeyi kazanalım Allah'ın izniyle 6 Eylül'ü. İnşallah biz muvaffak olalım. Ben belediye başkanı olayım. Beni bu koltuğa bağlayın. Ayağımı, elimi bağlayın. Hı hı. Gözümü bağlayın. Çenem durmuyorsa ağzımı da bağlayın. 6 Eylül'de bu kadar hizmet devam eder. Aynı hizmet devam eder biliyor musunuz? Çünkü niye? Her birim müdürü var. Hı hı. Her müdürün bir hafızası var. Her müdürün personeli var. Her bölümde. Adam şimdi müdür kalkacak. Ne yapacak? Belediye başkanı bana talimat versin diye mi bekliyor fen işlerindeki? Yani e, çevre temizliğe bakan insan işte belediye başkanı benim bu sabah bana görevlendirecek. Yok ya öyle bir şey yok. Mesaisi neyse ona bakıyor. Nerede iş yapması gerekirse ona bakıyor. Emin olun Fatih o belediye başkanı olsun 6 Eylül'de bu koltuğa bağlayın. 6 Eylül'de o hizmetler bu seviyede kalır. Biz diyoruz ki A belediye başkanının elini ayağını salın. Ağzını salın, gözünü salın. Biz halka dokunalım. Biz insan odaklı bir belediyecilikten yanayız. O zaman seyredin bakalım ne olacak. Biz milli görüş belediyeciliğini Balıkesir'de insanlar bir tanesinde yaşasınlar. İnşallah 3-4 ilçede muvaffak olacağız. Hı hı. Bir ilçede yaşadıklarında büyükşehirin bir sonraki belediye başkanı hangi teşkilattan olacak diye sizin hiç anket yapmanıza gerek yok. Bunu net söylüyorum ha. Biz mesela 6 Eylül'de muvaffak olalım ondan sonra Erbakan hocamın bir sözü vardı. İşte çaresi yok. Uğraşmayın. O anahtarları getirip teslim edeceksiniz diyordu mübarek. Hı hı. O anahtarları getirip vatandaş bizim önümüze koyacak. Bizim bundan şüphemiz yok. Hazır aslında bu noktaya gelmişken ee, şöyle yapalım, biraz daha zamanı e, ilerletelim biz. Ee, Allah nasip eder de 6 Eylül Belediye Başkanı olduğunuzda e, nasıl bir e, belediye başkanı olacak Fatih İnceboy? Bizi neler bekliyor 6 evet. Eylül? Ben, ben kendim de o bölgede evet, oturuyorum. Evet, çok iyi. Allah nasip eder de 1 Nisan'da İnşallah. E, sizi belediye başkanı olarak gördük 6 evet. Eylül'de. Fatih İnceboy nasıl bir belediye başkanı olacak? 6 Eylül Belediyesi'nde bizi neler bekleyecek? Bu e, sürpriz paketler olmayacak. Hı hı. Yani e, bu fuarlarda balonlar vardı işte numaraları patlatırdın hediye çıkardı kimine sakız çıkardı kimine boza çıkardı. Bu böyle bir belediyecilik olmayacak. Bizim genel başkanımızın verdiği talimatlarla ahlaklı belediyeci kavramıyla çıktık biz. Niçin ahlaklı belediyeci kavramıyla çıktık? Yani enflasyonun çok yüksek olduğu yerlerde ekonomistler diyor ki ahlak bozulur. E, ahlak bozulduğunda ne oluyor? A'dan Z'ye aklınıza gelecek her türlü ahlaksızlık oluyor. Hı hı. Bu gıda üreticisinden tekstilde çalışana kadar, basından işte ekmekte çalışana kadar her yerde sokakta aile içerisinde her yerde ahlaksızlık oluyor. Bu toplumla alakalı değil bu yüksek enflasyonun getirdiği bir şey. Şu anda memleketimizde de yüksek enflasyon var. Ahlak olmayan yerde yolsuzluk oluyor, rüşvet oluyor, adam kayırma oluyor, ehliyet liyakattan uzaklaşıyorsun, rant oluyor, suistimal oluyor, kontrolsüz sokaklar oluyor Gençlerimizin işte yanlış olaylara kayması oluyor hı hı. vesaire vesaire bunu sabaha kadar konuşabiliriz. Yani bizim ana mantığımız ahlaklı belediyecilik. Tüm sloganımız bunun üzerinde gidiyor. Ee, 89 94'te milli görüş iktidara geldiğinde belediyelerde hemen belediyenin altına bir tabela astılar. Bunu insanların e, dini inanışları ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Onun şahsıyla alakalıdır. Hı hı. Bu o kadar özel bir şeydi ki bir hadis var. Rüşvet alanda da veren de melundur. Hı hı. Haydi bakalım şimdi başlıyor burada dakika bir Kapıdan girerken personel, memur daha girerken başlayacak, titreyerek girecek, görecek. Bu ne demek? Biz buradaki e, hak sınırları dışarısında hiçbir müdahaleye müsaade etmeyeceğiz demek. Ondan sonra denk bütçe oluşturulacak. Denk bütçe nasıl oluşturulacak? Belediyenin geliri 100 birimse 101 birim gider olmayacak. Yani belediye borçlanmayacak. Hı hı. Bu nasıl olacak dediğinizde? 94'te bunu başardık. 2 yılda belediyeler artıya geçip devlete borç verebilecek noktaya geldiler. Emin olun Balıkesir'de de bunun kaynakları çok fazla. Hı hı. E, reklam reklam girdileri diye bir şey olmayacak. Şimdi belediyenin tanıtımlarının broşürleri, kitapçıkları da basılıyor. Geçenlerde biz e, gençlerle konuşuyoruz üniversiteye gittiğimizde. gençlerde gençler de tabii soruyorlar, anlatıyorlar. İşte 14 Şubat'tan vesaireler, sevgililer. Günü. Ya sevgililer Günü'nü misal diyelim ki Fatih İnciol belediye başkanı oldu. Hı hı. Yerel belediyedeki billboardlarda Fatih İnce var sevgililer gününüz kutlu olsun. Ya kardeşim buna ne gerek var? Adam benim resmimi görsen olur görmesen olur. Diyordu ki Erbakan Hoca'ya siz işte bir garibanın sofrasında sizin resminizi görmedik. Kardeşim bizim derdimiz o garibanın sofrasında fotoğraf vermek değil. O sofraya bir çanak daha fazla gitsin demek. Bizim derdimiz bu. Bizim matematiksel kaygılarımız çok farklı onlardan. Hı hı. Yani şunu kastediyoruz. 14 Şubat'ta billboardları Fatih İnce boyun resmiyle doldurmaktansa... Diyeceğiz ki kardeşim bir kampanya yapacağız. Kura çekeceğiz. 20 tane gencimiz işte arkadaşıyla yemeğe çıksın. Bunları eşini alsın. Eşiyle yemeğe çıksın. Hı hı. Güzel bir şekilde şu şartlarda düşünebiliyor musunuz? Aile ortamında çıkıp bir yerde sağlam bir yemek yemeği bütçeyi. Kaç yani. baba yiğit var? Yani biz billboardda hı hı. o resmimiz olacağına o sofrada bizim çanağımız olsun istiyoruz. Biz çok farklı bir belediyecilikten yanayız. Yani biz diyoruz ya şoför Ahmet Mehmet bizi ilgilendirmiyor. Güzergah yanlış. Biz güzergahı değiştireceğiz. Son olarak şeyi sorayım büyük yani projeler anlamında çok detaylı bir şey söylemek i̇ster, i̇ster, ister misiniz? Çok isteriz. Ha, çok isterseniz isteriz. İsterseniz o kısma girelim. Mesela 6 Eylül'ü bekleyen vizyon bu proje ya da 6 Eylül'ün bizim tespit ettiğimiz ya da benim Fatih İncebay olarak tespit ettiğim şöyle bir 6 Eylül hayal ediyorum veya da şu projeyi mutlaka yapmamız gerekiyor ya, evet. varsa evet. isterseniz. Biraz evet onlardan ne kadar bahsedelim. vaktimiz var? Aşağı yukarı 10 dakikalık vaktimiz var. isterseniz Aa. Ah yarım saat doldurduk yani, bu o arada. O zaman biz e, bu projelerle ilgili ayrı bir program isteyelim hı hı. sizden. 10 dakikada e, böyle paldır küldür paldır küldür Çok özet ki. yaparken e, hani şey olmasın e, arada kaynamasın. Şöyle diyeyim o zaman bizim amacımız gençler. Genel başkanımızın derdi tasası gençler. Tabii ki sosyal belediyecilikle ilgili bize yüz küsur tane ana başlık altında çalışmalarla bize talimatlar vererek biz buralara gönderdiler ama en büyük derdimiz gençler yani e, gençleri elimizden kaçırırsak biz emanet aldık bu gençlerden emanet aldık bu toprakları biz gençlerimizi elimizden kaçırırsak vay halimize bizim ondan sonra konfor alanını çok genişletmişsin işte vizyon projeleri çok iyi yapmışsın Hı. çok iyi bir bina yapmışsın eyvah eyvah onun içerisine e, girebilecek gencimiz olmazsa biz biteriz. Onun için. Ee, 7'den 77'ye kadar bir, e, yapılacak sosyal belediyecilikle ilgili projelerin en başında bizim 4-6 yaş projemiz var. Buradan başlıyoruz. İlk projemiz bu. Yani her mahallede kreş olacak. Her mahalledeki kreşin mantığı nedir? Şu ekonomik şartlarda anne baba çalışmak zorunda. Çocuğunu bırakabilecek anneanne babaanne burada değilse teyze burada değilse yer değil bakın. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Biz sadece çocukların e, öyle bir barınakta, bakım evinde bakılıp bırakılıp gidilecek gibi değil. Bizim projemizin içerisindeki değerler eğitimi, altını ısrarla çiziyorum. Burada yaparken anne baba tabii ki çalışırken rahat etsin. Çocuğunu güvenli yerlere bıraksın. Ama biz değerler eğitiminin verileceği, milli eğitimle beraber müfredatının çıkartılacağı, değerler eğitiminin alacağı bir kreş yapacağız. Burada ne olacak? Çocuğumuz bizim örf ananemize göre... Eğitilecek bunlar alacak 4-6 yaşta aldığı destek bunun ömrü hayatı boyunca buna devam edecek ve toplumun inşasında bu çok önemli yani ahlakı adabı oturmayı kalkmayı biz bu yaşlarda verdiğimizde spor bilincini verdiğimizde bunların toplumun içerisinde yer edilmesi çok farklı olacak tekrar altını çiziyorum. Biz oraya işte çocuklar barınsın diye buraya atılıp gidelim. Hı hı. Anne baba işine rahat gitsin. Veya işte çalışmayan anne de günlere rahat gitsin. Böyle bir şey yok bizim derdimiz. Yani 7'den 77'ye projemizin başındaki bu. Bu çok önemli bizim için. Yani 4-6 yaşı aldıktan sonra okullara geçiyoruz. Yani okullarda ben de iki tane evlat sahibiyim. Bir tanesi üniversiteye hazırlanıyor. Bir tanesi de işte liseye hazırlanıyor. Hı hı. Okulların en büyük problemi sabah akşam devam eden çocukların ...yemek problemi. Yani biz köy okullarının kapatılması... ...eğitim sisteminde... ...yerel siyasette müdahale edemeyeceğimiz şeyler var. Yani benim çocuğumla valinin çocuğu... ...aynı sırada olamadıktan sonra... ...bu eğitim eşitliğinden bahsedemezsiniz. Doğru. Yani e, puanı düşük olduğu halde özel okullarda okuyup... ...özel üniversitelerde özel torpillerle... ...mülakat sistemi olmadan bir insanın atandıktan sonra... eğitimde eşitlikten bahsedemezsiniz. Yani köy okullarını kapattıktan sonra... ...valinin çocuğuyla benim çocuğum... Aynı sırada oturamadıktan sonra eğitim sistemini biz çok güzel yaptık. Konfor alanı çok güzel oldu demenin hiçbir anlamı yok. Yerel siyasette buna müdahale edebilir miyiz? Hayır. Ancak bazı örneklerini gösterip yerelden genele doğru işaret bir şeyini patlatmış oluruz. Bunun için okullarda yaşadığımız şey sıkıntı. Ee, çocuklar diyor ki bir ders önceden yapılmış tostun fiyatı 35 lira. Artı ayra 50 lira. 60 lira bir öğrencinin. Ancak tabak şeklinde anlık pişir, ısıtılıp yapılırsa bunun tabağı 60 liraymış. Hı hı. Ya bu çok büyük rakam. Çocuğun gelmesi gitmesi, i̇şte. öğlen yemeği. En büyük projelerimizden bir tanesi belediye bütçesini denk hale getirdikten sonra Balıkesir'deki insanların da saçma sapan şeylere sponsor olacaklarına hı hı. Hı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara sponsor olmasını sağlayacağız. Hakikaten protein oranı yüksek. Sağlıklı besinleri yemesine ulaşmasını sağlayacağız. Bunu basit bir proje gibi düşünebilirsiniz. Ancak ailelere bunun nasıl dokunduğunu fark edeceksiniz, hissedeceksiniz. Ee, yani projeler konusunda sormak istediğiniz bir şey varsa anne baba diye bahsedince kadınlarımız Yok, bizim hani, kadınlarımız ben, bizim çok önemli gördüklerinizi ben dinlemek isterim. ya önemli, Hepsi muhakkak önemli. Hepsi, hepsi, değil mi? hepsi, hepsi önemli. Ya yani şimdi önemli derken oradan çok tersleme bir tarafa çekeyim. gençler mesela gençler bizim derdimiz diyoruz ee, gençlerin iş sahasına atılmasıyla ilgili e, kurulması gereken kulüpler var. Sadece bunu uzun uzun konuşmak lazım. İş hayatına atılacak gençlerin e, yetkililer tarafından eğitilip donatılıp sahaya hazır bir şekilde salmak gerekiyor. E, Teknofest'in olduğu gibi ARGE çalışması yapacak gençlerin elinden tutulması gerekiyor. Yani biz siyasette kökten inkar edici bir teşkilat değiliz. Hı. Benim ısrarla takip ettiğim bir şey var. Komünizm mesela. Komünizm eğitim sistemi. Ağzımız açık kalır. Çok güzel bir eğitim sistemi. Bakıyorum Milli Görüş'ün <laughs> eğitim sistemiyle çok benziyor. Bunları öyle e, güzel olayları, insanlar için iyi olan olayları bir araya getirmemiz gerekiyor. Eğitim çok önemli işte. Gençlerimiz ARGE yapacaklar, üretim yapacaklar. Bizim e, zeka seviyemiz dünyadaki işte bu sosyal medyalarını çıkartan veya işte yeni buluşlar yapan insanlardan bizim çocuklarımız aşağıda mı? Kesinlikle. Misli misli fazla. Hı hı. Ha, demek ki ne? Biz e, o zaman onların akılcı eğitimden bahsettiğimiz özgün hareket edebilecekleri alanları oluşturmamız lazım. Gençlere biz bu hakkı vereceğiz. Bu kulüplerle bunların yolunu açmak zorundayız. Bizim içimizde mucitler var, bizim içimizde çok iyi futbolcular var, sporcular var. Yani bunların ön plana çıkması için kuracağımız kulüpler çok önemli. Belediye bünyesinde profesyonel insanlar eşliğinde hiç çekilmeden her türlü desteği alabilecekler desteklerken insanların hep anladığı şey bize kolye mi vereceksiniz? Hı hı. Ya sosyal belediyeci kavramı değiştirdiler. Yani e, dilenci belediyeciliğine çevirdiler. Biz işte şuna kolye götürdük buna kıyafet götürdük. Yok kardeşim bakın hareket kabiliyeti olan stabil enerjisi, statik enerjisi sabit duran o kadar çok genç bayanlarımız var ki bizim. Bunlar günlerde kek kurabiye poğaça yemekten başka bir şeyleri yok. Sosyal faaliyetleri yok. Halbuki yöresel işareti bizim birçok kumaşımız var, desenlerimiz var bunların marka haline getirip üretilmek için önlerini açacak bizim projemiz var. Çünkü hanım kollarımız yerinde duramıyorlar. İnşallah Altayel Belediyesi'ni aldığımızda bilmiyorum da kim nereye koşturacak onu da bilemiyorum yani. Ee, gençler dediğimizde sokaklarda gençler arabalarla makas atıyorlar, drift atıyorlar. Genel Başkanımız da verdiği talimatlardan biri de bu. Dedi ki ilk işiniz bu sokaktaki problemi ortadan kaldıracaksınız. E ne yapacağız başkanım? Dediler ki bir tane pist yapacaksınız. İleri sürüş eğitimi vereceksiniz. Hı hı. Şimdi ben motor ehliyeti almaya gittim kursun birine. İsim vermeyelim. Dedi ki motor kullanmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Öğren de gel dedi. Aa dedim burası kurs değil mi? <laughs> ya dedi motor kullanmayı bilmiyorsan sen benim motorumu düşürürsün. Şu kadar paralık motorumu zarar verirsin. Ya ben okumayı öğrenmeye okula gittiysem, mesleğimi öğrenmeye üniversiteye gittiysem ben araç kullanmaya kursa gitmeyecek miyim? Çok, çok, bir yaklaşım. çok ilginç bir şey. Diyor ki benim motorum pahalı. Yani Şimdi diyor ki genel başkan sokaklarda makas atıyorlar, drift atıyorlar. Sürüş öğrenmek isteyenlere devasa güzel bir pist yapacaksınız. İleri sürüş teknikleri almak isteyenler alacak. Drift atmak isteyenler burada uzmanlar eşliğinde güvenli alanda drift atacak. Çünkü genç enerjisini atmazsa enerji bir yerden patlar. Yani vücutta da öyledir. Olmadık yerinizde sivilce çıkar patlar. Bu enerjiyi atmak zorundasınız. Başka çaresi yok. O dedi ki o zaman güvenli alana, gençlere bir tane drift pisti yapılacak, sürüş pisti yapılacak. Uzmanlar eşliğinde driftini, o zaman randevusunu alacak. Şimdi Hasan Başkan mesela buz pateni pisti yapmış. Çok hoşuma gitti. Hı hı. Çok güzel, başarılı. Alkışlıyoruz. Bunun örneklerinin herkes yapması lazım. Şimdi biz o pisti yaptığımızda emin olun gençler ne yapacak? Sokakta siz ailenizle gidiyorsunuz. Orada enerjisi var makas atacak veya bir hareket yapacak. Size de zarar veriyor kendine de. Hakkı hı hı. var mı? Yok. Yok doğru. O zaman güvenli alanı alacağız bunu. Orada driftini mi atacak kardeşim? İleri sürüş tekniği mi öğrenmek istiyor? Öğrenecek. Enerjiyi de atacak. İşte hem spora yönlendirdiğimizde sosyal alanın içerisine girmeye iş sahasına girmeleri çok kolay olacak. Yani bizim köylerle ilgili projelerimiz var. Çünkü genel başkanımızın en büyük dertlerinden bir tanesi de hı hı. kırsal nüfusun %10'un altına düşmesi Yapay etin, yapay sütün, yapay yumurtanın insanlara daha sağlıklı olduğu şekilde yönlendirilmesi, işte o doğal etlerde hastalık bulaşabilir gibi kaygılarla köy nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Ben Merkez Akçaköy'lüyüm, yaş 65 ortalama. E peki biz ne yapacağız, biz, biz ne yiyeceğiz? Bizim köylerdeki gençlerle ilgili müthiş projelerimiz var. Eğitim, donatım ve... E mera bitkilerinin, diye protein enerjisinin enerjisinin yüksek tarla bitkilerinin, yem bitkilerinin yetiştirilmesiyle teşviklerin verilerek gençlerin köyde kalmasını sağlayacağız. Köydeki Gö gençlere kız vermiyorlar. E, şehre kaçmak zorunda kalıyor. Hı hı. E, şehir ne oluyor? Bir yığın oldu bak Balıkesir. Şeklinde şemaline bakın Allah aşkına. Hep o, halk arasında söylenen ne var? Büyük bir köy tabiri kullanıyor değil mi? Bu imarla alakalı köydeki insanlar buraya kaçıyorlar. Balıkesir'in en büyük imar problemi var. Ev vizyon projelerinizden bir tanesi deriz. Balıkesir. 92 yılında e, süremiz dar diye biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum. Yok yok başka. Yani şöyle de yapabiliriz isterseniz hani bir başka bir programda davet. Ben sizi konuk edebilirim mi? Evet. O zaman şunu şunu evet. anlatayım. O zaman e, geçelim inşallah. Ben yani keyif de aldım merak da ediyorum. Çünkü evet. e, Milli Görüş Belediyeciliğini ben az çok kendimde araştırdığım için biliyorum. Ya, ya. E, çok Yani farklı bir dünya sorunlara e, yüzeysel çözümler değil de kalıcı ve kökten çözümler üreten bir anlayış var. Evet. E, onu evet. aslında dinlemek istiyorum. O yüzden evet. hani bölmek de istemiyorum sizi. Hani izleyenlerimiz de zaten onlar da keyifle takip ediyordur. Ben ilgili dinliyorum. Buyurun. Biz, siz devam yani yani siz. şoför değişimi belediye tabirinde işte Hı -hı. diğer partilerin sadece şoförlerin değişicilerinden bahseder ken tıp ikiye ayrılıyor. Doğulu tıp batılı tıp var. Şimdi batılı tıbbın yaptığı şey önce seni hasta ediyor. Başın ağrıyorsa ağrı kesici veriyor. Hı hı. İşte e, bir yerde bir açık yara varsa yara bantı yapıştırıyor. Yani semptomu belirtiyi ortadan kaldırıyor. Doğulu tıp ne yapıyor? Başın ağrıyorsa ağrının sebebi ne onu ortadan kaldırıyor. Milli Görüş belediyeciliği de aynı bunun gibi. Yani aslında e, diğer siyasi partiler semptomatik Tedaviler yapıyorlar. Hı -hı. Halk diyor ki buraya işte makyaj siyaseti diyoruz biz ona. Halk bunu istiyor. Bir park yapılıyor işte. Bir park olacak. Yok kardeşim insan insan odaklı belediyecilik olacak. Benim lisedeyken her dersen biz dönem ödevi alırdık. Şimdiki gençler bunu hatırlamazlar. Her dersen dönem ödevi bir de dolma kalemle yazardık. Hı -hı. Böyle çok özen gösterdik. Disiplin, çizgisiz kağıda. Disiplini bir şekilde giderdi. Deprem benim konumdu coğrafyada. Hiç unutmuyorum kulakları için nasıl Doğan Ediz Bilek buradan onun da ellerini öpüyorum. Müthiş bir coğrafya hocasıydı. Allah e, selamet versin inşallah. Bize çok faydası oldu de Şimdi Balıkesir'e baktık. Deprem haritasını çıkarttık. Depremle ilgili ödevi çıkardık. Balıkesir canlı bomba. Biz fay hattının tam üstünde oturuyoruz. Hı hı. E, burası ne? Zaten deprem bölgesi. Çok güzel bir ova. Ovanın içini mahvettik biz. Ne oldu? İmar çok kolay geldi. ...en güzel arazilerimize imarı yaptık. Hı hı. Köyden işte... ...bu teşviklerle köyden insanlar göçtü. Bir bahçesinin evine baraka yaptı. Orası mahalle oldu gitti. Plansız. Şimdi bakıyorsun... ...60 yıllık, 70 yıllık binalar var... ...Balıkesir'de. Gezdiniz mi... ...6 Eylül'ü bilmiyorum. Çevre mahalleleri gezin. Hı hı. Benim ailemin... ...oturduğu bölge de öyle. Şimdi adam... evini yıkıp yenisini yapmak istiyor. Aa bir bakıyorsun imarda... ...evinde cami görünüyor. Evinin olduğu yerde park görünüyor. Yol görünüyor. E dokunamıyor. Sadece ne yapabiliyor? Dışını boyayabiliyor. E dışını boyamakla makyajla bu iş olmuyor. Bu bina eski sistemle yapıldı. Demir sistemi, Hı -hı. kullanılan çimentosu vesairesi kolonları şu anki teknolojiye uygun değil. E biz çok tehlikeli bir yerdeyiz. Bu insanların e, bu evlerden kurtulması gerekiyor. Bunlara bütçeleri var mı? Yok. Şimdi bizim bununla ilgili bir projemiz var. Bunu saatlerce anlatmak isterim. Bunu başardığımızda matematiksel bir hesap yaptık arkadaşlarla. Her yıl 100 daire yapabiliyoruz. Hı hı. Belediye imkanlarıyla. Artık değerlerle yalnız. Şeylerle değil. Belediyenin kendi ekstradan borçlanarak biz zaten borca karşıyız. Faiz sistemine karşıyız. Bir artı bir. 2 artı 1, 3 artı 1 lojman şeklinde, sosyal tesisler şeklinde bunu ısrarla söylüyoruz. Diğer arkadaşlarımız da inşallah bunu herkes her yerde söylesin. Ee, bu karesiye tüm ilçelere de sirayet eder inşallah. Bunu yaptığımızda birincisi ne olacak? Güvenli bir alan olacak. İkincisi Balıkesir'in kira ateşini düşürmemiz gerekiyor. Şu an kontrolsüz bir, bir kira sistemi var. Artış var zaten şu an çok yüksek evet. rakamlar. Yani bu ateşi düşürmek gerekiyor. Bunu biz başlatacağız. Ee, herhalde toparlamamız mı gerekiyor. Yani biraz toparlayalım. Anladım, Sek. anladım. Kaniyalar. İnşallah o zaman biz bir program daha isteyelim. Bu pro Öyle yapalım, projeden başlayalım. E, sayın Başkanım. Çünkü şöyle bir durum var. E, ben şimdi programın açılışında da aslında kamuoyunun merak ettiği kısmı çok fazla e, uzun tuttum. Şeye giremedik, projeler kısmına evet. giremedik. Önümüzdeki günlerde biz bir program daha yapalım. Tamamen projelerle odaklı. Seçimden önce olursa <laughs> sevinirim. Tabii tabii. Yani seçimden sonra önümüzdeki hafta olabilir, ondan sonraki hafta olabilir. Yani Zaten aşağı yukarı 10-12 günlük bir süremiz var. E, tahminimce. Bizdeki haftadan sonra ben tekrar sizi konuk etmek isterim. Uzun uzun evet. projeleri de konuşuruz. Gerçekten çünkü ilgi çekici e, projeler var. O kısma da çok fazla gelemedik. Evet. Vatandaşlar da muhakkak merak ediyordur. Evet. E, i̇sterseniz programı kapatmadan önce son olarak seçmenlerimize 6 Eylül vatandaşlarımıza evet. söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun kamerası evet. da. Belki de tekrar baştan hepinizin Ramazanlarını kutluyoruz inşallah. Sağlıkla, sıhhatle inşallah Ramazan bayramına kavuşalım. Ondan önce biz 31 Mart'ta, 1 Nisan'da Milli Görüş Belediyeciliği'nin bayramını hep beraber yaşamayı sizlerle arzu ediyoruz. 6 Eylül'de biz yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Otobüsün şoförlerin değişmesi, güzergahın aynı olması sizinler açısından hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz ısrarla Milli Görüş Belediyeciliği'nde istikametin değişeceğini, istikametin çok farklı olduğunda yeni bir 6 Eylül'ün yerelden genele bizi götüreceğine inanıyoruz. Onun için sizlere desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdiden de bize vereceğiniz destekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için de çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan programa geldiniz, konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Dediğim gibi bir programda sözüm var. Muhakkak i̇nşallah, yeniden inşallah. sizinle birlikte bir program çekmek istiyorum. Tekrar i̇nşallah. tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Çuvaldız programında yeniden Refah Partisi'nin 6 Eylül Belediye Başkanı adayı Fatih Boyu konuk ettik. Kendisiyle 6 Eylül konuştuk. Projelere giremedik. Başkana sözüm ya. var. Bir bir programda kendisiyle tamamen 6 Eylül projelerini konuşacağız. Keyifli bir program oldu. Çok akıcı bir Program Bizim oldu. De ben de kesmek bölmek istemedim çünkü evet. gerçekten çok keyifliydi. Değerli izleyenler Balıkesir Posta TV ekranlarından bütün herkese selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir sonraki Çuvalız programında görüşmek üzere. Tüm Balıkesire selam ve saygılar.